Merhabalar. Denizden Babam Çıksa.com tarafından hazırlanan, denizlerdeki atık maddelerin deniz yaşamı üzerine etkileri, başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinlemekte olduğunuz başlığa dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize Denizden Babam Çıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Denizlerdeki atık maddelerin deniz yaşamı üzerine etkileri. Su kirliliği ve kirliliğe bağlı sonuçlar, bugün dünyanın ilgilenmesi gereken bir başka küresel sorun. Her ne kadar artık doğada kısa sürede ve kolayca çözünebilen plastik kökenli bileşenlerle materyaller üretilse de, bu maddelerin doğadan yok olma kabiliyetleri hala ekosisteme ciddi sıkıntı yaratacak kadar uzun. Bütün bunların yanında, su ortamlarına karışan atık maddeler suda yaşayan canlıları farklı boyutlarda ve şekillerde etkiliyor. Mikropartikül plastikler planktonla besin zincirine katılıyor, naylon torbalar kaplumbağaları boğuyor, canlıların doğal yüzme eylemini sekteye uğratarak daha kolay av olmalarına neden oluyor ya da kontrolsüz şekilde kendi başlarına avlanmaya devam ederek ekosistem için tehlike oluşturuyor. Atıkların su yaşamı üzerindeki etkileri doğrudan ya da dolaylı yoldan değerlendirildiğinde, bu sesli içerik kirliliğe dair en temel altı etki başlığını bir araya getirerek kirliliğin deniz yaşamı üzerindeki etkilerini kısa yoldan anlatmayı hedefliyor. Su kirliliğine ve kirliliğin etkilerine dair güncel gelişmeleri denizdenbabamçıksa.com/kirlilik adresinden takip edebilirsiniz. 1. Beslenme. Su ortamındaki yaşamın en küçük birimi, besin piramidinin ilk basamağı olan fitoplanktondan büyük mavi balinaya kadar her büyüklükteki canlı, doğal besinleriyle görüntü ve şekil itibariyle benzerlik gösteren atıkları tüketerek kendilerine istemeden zarar vermekte. Vücutlarında sindiremedikleri bu maddeler yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan besinleri sağlamadığı gibi vücutlarının içinde birikerek canlının sağlığını olumsuz yönde etkiler, iç organlarına zarar verir, hatta yaralanarak ölmelerine neden olur. Mikropartikül plastik maddeler. Temizlik sektöründe sık ve yaygın şekilde kullanılan mikroplastik partiküller fitoplanktonlar tarafından besin sanılarak yenmekte ve bu plastik atıklar canlıların bünyesinde birikmektedir. Fitoplanktonu yiyen daha yüksek organizasyonlu canlılar ise planktonla birlikte plastik maddeleri de yemektedir. Doğal besin zinciri yoluyla mikropartikül plastik maddeler tüketimlik su ürünlerinin bünyelerine de girmektedir. Yüzer haldeki plastik atıkların etkisi. Suyun içinde yüzer halde duran plastik torbalar deniz kaplumbağaları tarafından, besinleri arasında olan deniz anası ile karıştırılarak yenmekte ve bu plastik kökenli maddeler deniz kaplumbağalarının boğulmasına neden olmaktadır. Ayrıca suda yaşayan canlıların organlarına dolanan plastik kökenli çeşitli maddeler canlıların yeteri miktarda beslenmesini ve yüzme davranışını engellemekte av olmalarını kolaylaştırmaktadır. 2. Hayalet avcılık. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak su ortamına bırakılan av araçları ve atık niteliği taşıyan diğer maddeler su ortamında bulundukları ve bütünlüklerini korudukları süre boyunca asıl işlevleri olan avlanma faaliyetlerini sürdürmeye devam ederler. Tutundukları yüzeylerde ya da yüzer halde yer değiştirirken sualtı yaşamı için son derece tehlikeli bu atıklar ekolojik dengeyi ve ekosistemin koşullarını tehdit eder. 3. Tür taşınımına aracılık. Suyun içinde askıda duran ve su hareketleriyle yer değiştiren atıklar yaşamlarının herhangi bir aşamasında bir yere tutunarak yaşayan sucul organizmalar için ideal yüzeylerdir. Özellikle gözenekli yapıları ile tutunmaya son derece elverişli olan plastik atıklar, üzerlerinde pek çok türü barındırır.
su akıntılarıyla kısa süre içinde uzun mesafeler kat edebilen bu atıklar ulaştıkları yeni yerlere üzerindeki türleri bırakarak onların yeni çevresel şartlarında istilacı ve baskın tür haline gelmelerine neden olabilir. Bu durum, bölgesel ekosistemlerin dengesini bozarak baskılanan türlerin popülasyonlarını tehlikeye atar, sonunda bölgedeki tüm ekolojik denge bozulur. 4. Doğal çevreye etkiler. Su ortamına bırakılmış olan ağırağı, lastik teneke, branda ve gemilerden düşen metal veya plastik kökenli atık özelliği taşıyan parçalar suyun dibine çökerek suyun içindeki hassas ekosistemin üzerinde fiziksel tahribat yaratır. Suyun içindeki geri dönüşüm kabiliyeti düşük olan atıklar özellikle mercan resiflerine, doğal yaşam ve üreme alanlarına zarar verir. Balık ve diğer deniz canlılarının yumurtaları ile yavrularına zarar vererek popülasyonların büyüklüğünü tehdit eder. Bunun yanında, keskin ve sivri kenarlı tenekeler, varil kapakları, bıçaklar, iğneler ve su altında görülmesi zor olan kırık camlar canlıların yaralanmasına, metaller ise bir süre sonra paslanarak ekolojik koşulların bozulmasına neden olarak canlıların zehirlenmesine ve ölümlerine sebep olur. 5. Balıkçılık faaliyetlerine olumsuz etkiler. Suya bırakılan ve özellikle yüzer halde olan atıklar suyu oksijen ve güneş ışığı geçişine engeller. Güneş ışığının daha az girişiyle birinci basamaktan itibaren besin zinciri tehlikeye girerken solunum için gerekli olan oksijenin azalması kısa süre içinde her basamaktaki canlı için ölümcüldür. Av ve yetiştiricilik araçlarına fiziksel zararlar veren atıklar balıkçı gemilerinin donanımlarına dolanarak, takılarak, çarparak dolarak maddi zararlara ve iş gücü kayıplarına neden olur. 6. Ekonomik zararlar. Suyun içinde yer alan atıkları temizlemek yüksek miktarda enerji ve iş gücü gerektiren bir süreçtir. Teknolojik altyapıya gereksinim duyan su temizliği aynı zamanda zahmetli su altı çalışması ve insan kaynağı da gerektirir. Zor ve pahalı olan su temizliği çalışmaları ülke ekonomisine yük getirerek diğer fayda getirecek projeler için nakit, zaman ve iş gücü kaybına neden olur. Denizleri daha temiz tutmak için yapabileceğiniz doğru birkaç şey. Su kaynaklarına kontrolsüz bir şekilde atık bırakmayın. Özellikle plastik kökenli poşetleri, avlanma aracı niteliği taşıyan araçları suya atmayın. Bu maddeleri suda başıboş halde bulduğunuzda sudan çıkararak uzaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kağıt kökenli taşıma materyalleri kullanın. Av aracı niteliği taşıyan her türlü nesneyi su ortamında başıboş bırakmaktan sakının. Misinaları, ağları, kafesleri ve iğneleri suyun içine terk etmeyin. Bu araçlardan herhangi birini suda ya da su kıyısında görürseniz çöpe veya mümkünse geri dönüşüme atın. Mikropartikül plastik maddeleri içeren cilt temizliği malzemelerini, deterjanları ve temizlik ürünlerini kullanmayın. Kullanmak zorundaysanız da ürünlerin kullandıktan sonra kanalizasyonlara karışmasını engelleyin. Ağır ve su altı yaşamına direkt ya da dolaylı olarak zarar verebilecek atıkları suya atmak yerine fiziksel geri dönüşüm tesislerine gönderin. Sahillerde çöp toplama ve geri dönüşüm istasyonları kurun, bu istasyonların kullanılması için çevrenizi bilinçlendirin. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda, bu sesli yayın ile aynı başlığı taşıyan fiziksel bir broşürü sipariş etmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle esenlikler dileriz.